güzel. Bugün katılımcı ülkeler konferans kapsamında düzenlenen sempozyumlarda temel insan hakları ve anayasa yargısı konularında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Dinimizde insan yaratılmışların en şereflisi olarak nitelenmektedir. Bu niteleme insan onuruna verilen değeri ve önemi göstermektedir. Çağdaş felsefede ve insan hakları hukukunda da insanın doğuştan sahip olduğu temel kişilik haklarının bulunduğu evrensel bir anayasal ilke olarak kabul edilmektedir. Her bireyin kişiliğini özgürce oluşturma, geliştirme ve onurlu bir hayat sürdürme hakkının bulunduğu anlayışı bütün temel hakların zeminini oluşturmaktadır. Öte yandan bilindiği üzere kanunlarda tanınan hakların ve anayasalarda güvence altına alınan temel kişilik haklarının korunması yargı makamlarının temel görevleri içerisindedir. Mahkemeler hakların korunmasını sağlamak ve adaleti tesis etmekle yükümlüdür. Anayasa mahkemeleri ve muadil yüksek mahkemeler ise temel hakların korunmasını yargısal düzeyde ve en üst merci olarak temin etmekle görevlidir. Sempozyumun bu bölümünde farklı ülkelerden örneklerle yüksek mahkemelerin temel hakların korunmasındaki rolünü çok kıymetli yüksek mahkeme başkanları açıklayacaklar. Birinci oturumda sunum yapacak yüksek mahkemelerin saygıdeğer başkanlarına bu değerli katkıları nedeniyle şimdiden çok teşekkür ediyorum. Konuşma süreleri 10 dakika. Program akışımızın bozulmaması amacıyla bu süreye riayet edilmesinin önemini öncelikle hatırlatmak isterim. Ayrıca konuşmacılarımız arzu ederlerse bunu başkanı Sayın Omar Belhaç yapacaklar. Buyurun Sayın Başkan. Teala ve berekat. Badi adi bad. İsmahuli en etevizce bi cezil şükri vel imtinan ila fahamet السيد رئيس الجمهورية التركية. To participate at this inaugural conference of the constitutional jurisdictions of the Islamic world, I would like to first congratulate our host, the Honorable President of the Turkish Constitutional Court, and the government and the people of this great country. İcaza verin, Azerbaijan Respublikası Konstitüsyon Mahkemesi adından bu müteber tedbirde İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üz dövlətlərin Konstitusiya Yürüdikçiləri Konferansının açılış kongresinə dəvət olunduğumuz üçün Türkiyə Cumhuriyyəti Anayasa Məhkəməsinin başqanı Sayın Zütü Aslan'a təşəkkürümü bildirim və qardaş Türkiyə Anayasa Məhkəməsindəki bütün məsləkdaşlarımıza səmimi qəlbdən təbriklərini və ən xoş And it's up to the president now to accept and to give directions. And when he gives directions, those are of course respected by the rest of the public side. Of course, they are appointed by the president on the recommendation of the Judicial Service Commission, or removable only by the National Assembly, just as in the case of the ombudsman. That can be provided, like in most countries, judges have. في تحضير عقد مؤتمرنا التأسيسي كما أعلم عن فائق الارتياح لمستوى التنسيق بين محاكمنا الخمس والذي طبع مختلفات شعبنا وإنني كل أمل أن يشكل مؤتمر هيئة القضاء الدستوري للدول التعايش السلمي واحترام الآخر. ختاماً أجدد تمنياتي لكم security of tenure for the ombudsman is necessary. In our case, he's actually appointed by the National Assembly. He's appointed by the National Assembly and